Evliya Çelebi'ye göre Osmanlı Devleti'nin ikinci taht merkezi Edirne, Kızıl Elma ülkesine açılan kapı ve bu diyarın kilididir. Yahya Kemal Beyatlı, bu devlet tam manasıyla Edirne'de kuruldu diyerek Serhat şehri Edirne'nin bu ülke için taşıdığı değeri hatırlatır. Bayrak şairi Arif Nihat Asya ise Edirne ile Selimiye'yi Türk'ün Trakya'daki tapusu olarak ifade eder Edirne kasidesinde. Selim Han Camii minaresine bu hakir çıkıp şehrin içine ve dışına gözümün alabildiğince baktım diyor Evliya Çelebi. Ben de bu güzel Edirne şehrini gezmeye bu muhteşem mabetten başlıyorum. Bu Selimiye Camii niçin İstanbul şehrinde yapılmadı denirse diye söze başlar Evliya Çelebi. Bir gece Selim Han Hazreti Peygamber'i rüyasında görür. O varlıkların övüncü peygamber, "Ey Selim, benim himayemde olan Edirne'mde bir camiyi inşa edip sancağım dibine gel," der. Ve Evliya Çelebi şöyle devam ediyor. Bu cennet misali cami öyle bir mabettir ki dört köşesinde dört adet ibret verici minaresi vardır. Ve de hiçbirinin birbirinden zerre kadar farkı yoktur. Gerçekten muhteşem. Evliya Çelebi, Selimiye'nin 12 şerefesi, Sultan II. Selim'in Osmanoğullarının 12. padişahı olduğuna işarettir der. Ve her minareye 230 basamak taş merdivenle çıkılır. Ama iki minaresi üçer yollu olduğundan 690 basamağı vardır diye ilave eder. İnmesi çıkmasından daha sormuş. Bu dört minarenin ikisinde üç ayrı yol vardır. Dolayısıyla üç müezzin birbirlerini görmeden üç ayrı şerefeye çıkabiliyorlar. Müthiş. Evliya Çelebi, mimar ve mühendis Koca Mimar Sinan'ın usta eli eseridir ki yazmaya ve anlatmaya cüret olunur der ve ilave eder. Bu cami 370 ustalık üzere yapılmış sağlam bir camidir. Ama her bir şekilde icra olunan ustalıklarını anlatsak başka bir cilt kitap olur. Evliya Çelebi, Ademoğlu onun yapılış şeklinin anlatılmasında aciz kalır dediği Selimiye Camii hakkında çok önemli bir bilgi veriyor. Ve diyor ki, bu Selim Han Camii'nin ilk temel müezzini babam Mehmet Zilli Efendi'ydi. Evliya Çelebi, Selimiye'nin tam ortasında Bilal-i Habeşi makamı hoş bir mahfildir derken, güneşin ışıkları bu camiye yansıdığında içi nur iken pür nur olur diyerek caminin ışık mühendisliği hakkında bilgi verir. Minberinin övgüsünde ise dil kısa kalır ki Resul-ü Kibriya makamıdır diyerek Selim Han'ın rüyasını hatırlatır. Evliya Çelebi'nin babası bizzat Mimar Sinan'dan şöyle işitmiş. 47 Selahaddin cami yaptım. Çok sanat icra edip zamanın seçkini oldum. Kalfalığımı İstanbul'da Şehzade Camii'nde, ustalığımı ise Süleymaniye'de tamamladım. Ama bütün gücümü ve becerimi bu Selim Han Camii'nde sarf edip uzmanlığımı açık ve seçik ortaya koydum.
Selamünaleyküm. Selimiye'nin kubbesini göklere baş çekmiş, sanki dokuz kemerli gök kubbedir diye tanımlar Evliya Çelebi. Ve babasından naklettiği Mimar Sinan'ın şu sözleriyle Selimiye faslını tamamlar. Cihan mimar ve mühendisleri bütün güçlerini, bütün becerilerini harcasalar, böyle büyük bir eser yapmaya güçleri yetmez. Ve başka bir padişah da bu kadar çok mal harcamaya cüret edemez. Selimiye'nin avlusundan bir merdivenle inilen 73 kemerli Arasta'nın Kavaflar Çarşısı olduğunu yazar Evliya Çelebi. Hayırlı işler. Sağ olun. Hoş bulduk. Ne güzel süpürgeler bunlar. Öldürmemizin yöresel sanatlarından bir tanesi. Aynı o süpürge, gelin süpürgesi aynı zamanda. Öyle mi? Çok cazibeli. Önceleri gelinlik kız olan evlerin kapısında süpürge oluyormuş. O zaman biliniyormuş ki evin kapısında süpürge asılırsa burada gelinlik çağda bir kız var. Tabii olay biraz evrilmiş daha sonra. Üzerine aynalar falan konulmuş. O aynalar da temizlik esnasında kayınvalideyi dikizleme falan yani. Çalışıyor muyum, çalışmıyor muyum? Peki. Hayırlı işler efendim. Eyvallah. Hoş bulduk, merhabalar. Aa, tatlıcı dükkanında meyve de mi satıyorsunuz? Meyve değil maalesef, sabun. Öyle mi? El yapımı sabundur. Bunlar sabun mu? Evet. Aman ya. Edirne'nin coğrafi işareti almış meyve sabunu. Çok canlı gibi duruyorlar, ne kadar güzel. Evet. Nerede görebilirim bunların yapılışını? Bunların yapımını en doğru şekilde Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde görebilirsiniz. Çok sağ olun, hoşçakalın, teşekkürler, tamam, iyi günler. Selamünaleyküm. Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tarifi imkansız, mis gibi bir koku beni buraya cezbetti. Ne de bu, çok merak ettim gerçekten. Yalnız sizi mi mezzetti? Tarihte kimler geldi, kimler geçti? Daha kapının önden geçerken bile o kokuyu hissedersiniz. Bu koku tarihin kokusu. 40 tane baharatın bir araya gelişi, misk ile birleşmesi insana huzur vermesi efendim. Allah Allah. Hangisinden geliyor bu koku? Evet. Şimdi şöyle, ecdadımız öyle güzellikler yapmış ki dil ve damakta öyle bir lezzet bırakmış ki 500 küsür yıldan beri şöyle ben size bir ikram edeyim de lütfen. Şöyle efendim tarihin güzelliğini bir yaşayalım efendim. Bakın. Eyvallah. Buyurun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ya Rabbi, bu ne kadar güzel bir lezzet. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Beni tarihe yolculuğa mı çıkarttınız? Evet efendim, öyle bir tarih yolculuğu ki düşününüz, Evliya Çelebi Hazretleri gibi bir zat Edirne'ye geliyor, bir bakıyor ki Mekke-i Mükerreme diyor, Medine-i Münevvere, bir tarafta Kudüs, ondan sonra da Selimiye diyor. Hepsini birleştirdiğinde bunlar ruhen insanı inkişaf ettiriyor. Peki bu Edirne'nin saraylarında dil ve damağı hangi şey inkişaf ettiriyor? İşte Evliya Çelebi bir tarafta devayı yer, bir tarafta da badem ezmesini yer. Badem ezmesini yerken de şöyle der. Der ki, badem ezmesini sarayda padişahlar ve diğer etvarı yerken dil ve damaklarına yapıştırıyorlar. Yanında sade bir kahveyle içiyorlar. Sultan II. Murat tarafından yaptırılan Üç Şerefeli Camii görmeye geldim. Üç Şerefeli Minare, Selimiye yapılana kadar minarelerin en büyüğü kabul edilirdi. Evliya Çelebi, bu caminin yaklaşık 7000 kese saf altına mal olduğunu söyleyerek, bu avlunun dört tarafında yan sofaları üzerine 18 adet kırmızı, yeşil, somaki, renkli sütunlar var ki 41 sene seyahat ettiğimiz diyarlarda benzerini görmedik der. Evliya Çelebi diyor ki bu cami sadece Edirne şehrine değil
bütün İslam alemine şöhret vermişti. Gerçekten de öyle. Evliya Çelebi, kısacası bu cami mimarisinin inceliği ve zarifliğinde bir benzeri yoktur. Felek atlasında hiçbir eski mimar ona yetişememiştir der. Allah Allah, gerçekten çok etkileyici. Evliya Çelebi bu kubbeleri gökyüzüne benzetiyor ve Cenab-ı Hak sanki nakışlarını kudret eliyle çizmiştir diyor. Sultan II. Murat, Edirne'yi bir başkent olarak tasarlıyordu. Ve üç şerefeli cami, bu anlamda Balkanlardaki egemenliğin ifadesiydi. Burası Saraçlar Caddesi. Edirne'nin en kalabalık caddesi olarak biliniyor. İçinden bir geçeceğim. Evliya Çelebi burası için şu bilgiyi verir. Ali Paşa Çarşısı'nın arkasında geniş bir cadde üzerinde büyük bir iş yeri olan Saraçhane vardır. Burada zengin tüccarlar, dükkanlarda kıymetli eşyalar çoktur. Bu çarşının ne İstanbul'da ne de Bursa'da benzeri vardır. Maşallah. Vay, ne güzel. Evliya Çelebi, Edirne çarşılarında dükkan sayısının 6700 olduğunu ifade eder. 1492 yılında İspanya'daki büyük zulümden kaçarak Osmanlı topraklarına sığınan sefaret Yahudilerinin yerleşim yerlerinden biri olmuştur Edirne. Edirne, üç mukaddes dinin ibadethanelerinin bulunduğu, işgal dönemleri ve savaşlar hariç herkesin bir arada huzur içerisinde yaşadığı bir şehir. Yakın bir zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restore edilen Türkiye'nin en büyük sinagogu yeniden ibadete açıldı. ...1905 yılındaki yangın felaketinde yok olan sinagogların yerine Sultan Abdülhamit bu büyük sinagogu inşa ettiriyor. Avrupa'nın üçüncü büyük sinagogu olarak bilinen burada faaliyetler hala daha devam ediyor. İlk olarak burada Edirne'de üretildiği bilinen mis sabunlarını yerinde görmeye geldim. Misk, amber ve gül esansı karıştırılarak hamur kıvamına getirilen sabunun birebir meyve boyutlarında şekillendirilmesi ve boyanmasıyla imal edilen mis sabunları, yağının kalitesi, pişirme teknikleri, sabuncu ustasının mahareti ve Edirne'nin havası, suyu ile doğrudan bağlantılı. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne güzel şeyler bunlar. Edirne'nin tarihi mis sabunu 16. yüzyıldan günümüze gelen tarihi bir el sanatı. Padişahların, eşlerinin, kızlarının çeyiz sandıklarını süsleyen tarihi bir el sanatı. Evet. Çilek evet. Çilek kokar, portakal evet. Portakal kokar. Portakal. Şu şekilde boyadık. O kadar gerçekçi ki neredeyse alıp dişeyeceğim geliyor. Ellerinize sağlık. Biraz avucumun içerisinde. Evet.
Hay hay. Efendim çok gerçekçi oldu. Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Sizin ellerinize sağlık. Biz teşekkür ederiz her şey için. Burası galiba. Edirne Kari Sanatı'nın en iyi temsilcilerinden Halil Usta'yı ziyarete gidiyorum. Edirne Kari olarak bilinen yeni bir sanat üslubunun doğmasında ve uygulandığı her yerde Edirne'nin ismiyle anılmasında Edirneli usta sanatçılar büyük rol oynamış. Efendim selamlar. Merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Aman ne kadar güzel bir yermiş burası. Fevkalade. Hepsi birer sanat harikası. Allah Allah. Gözü balamıyorum. Evet. Neler yapıyorsunuz buralarda? Bu Edirne'mize özgü Edirne Kari Sanatı dediğimiz bir ahşap süsleme sanatı. Sadece Edirne'de olan, daha sonra da başka coğrafyalara da yayılan bir yapım tekniği. Eleyebilirsiniz. Buyurun dokunun. Şöyle bir dokunun. Öyle mi? Evet. Ne kadar güzel. Sanki her şeye dokunuyormuş gibi hissediyor insan evet. Burada. Aynı evet. Aile. Müthiş. Evet. Ahşap olarak ne tip ahşaplar kullanıyorsunuz? Çam ağacı, sedir ağacı, meşe ağacı ve bölgemize ait olan sadece ağaçları kullanabiliyoruz. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Edirne için kütelemiş olduğu çok güzel bir cümle var. Şöyle diyor. Edirne'den bir sincap meşe ağacına bindi mi İstanbul'da iner. Anlayın yani buradan bu coğrafyanın tamamen meşe ağaçları ve ağaçlarla olduğunu. O yüzden burada ahşap sanatı çok hızlı ilerlemiş. Edirne işi anlamına gelen Edirne Kari, İstanbul başta olmak üzere dünyanın her yerinde rağbet gören ince bir el sanatı. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Buyur abi hoş geldiniz. Hoş bulduk eyvallah. Nereye gitmek istersiniz? Çek saraya. Buyurun efendim. Orta çağda Batı medeniyeti akıl hastalarını tedavi etmek yerine ölüme terk ederken Selçuklular ve Osmanlılar hastalarını müzikle tedavi ediyordu diye duyar ve övünürüz. Bizleri farklı kılan bu şifahanelerin en büyüğü Edirne'de bulunmaktadır. Almış olduğu uluslararası ödüllerle adını yurt içi ve yurt dışında duyuran bu müze, bir Osmanlı Darüşşifası'nı günümüzde gerçek anlamda yaşatan tek müzedir. 1488 yılında Edirne'de yaptırılan külliyede yer alan Darüşşifa ve Tıp Medresesi, Osmanlı medeniyetinin en önemli sağlık ve eğitim kurumlarındandı. Hocam külliyeye geldik. Eyvallah, çok teşekkürler. Ben bir dolaşıp geleyim hemen. Tamam, külliye, cami, medrese, şifahane ve tedavi bölümlerinden oluşuyor. Evliya Çelebi diyor ki, Edirne'de Sultan Bayezid Han hayratı bir dar şifa vardır ki, dillerle anlatılamaz, kalemlerle yazılamaz. İşte ben onu görmeye geldim. Evliya Çelebi, külliyenin tabipler medresesi ve odalarında her biri sanki Eflatun, Sokrat, Aristo gibi akıllı uzman hekimleri ve usta cerrahları vardır. İlim ikidir. Birincisi beden ilmi, ikincisi din ilmi hadisi uyarınca her biri tıp ilminde değerli kitaplara itibar edip insanların derdine çare bulmak için ilaç yapar ve tedavi uygularlar diye anlatır. Bu odalarda türlü türlü hastalıklara yakalanmış birçok kişi, uzman hekimler ve de usta cerrahların elinden şifa bulmuşlardır diye bahsediyor Evliya Çelebi. Evliya Çelebi, zengin ve yoksul, yaşlı ve genç ayırt etmeden Darüşşifa'nın bütün odalarının dolu olduğunu, bu odaların içinin kuş tüyü döşekler, seraser yorganlar ve ipekli yastıklarla döşendiğini, hastalığın seyrine göre kış günlerinde ateşler yakıldığını söyler. Burası gibi Edirne'de bir Darüşşifa yoktur. Her gece ve gündüz üçer kere hem divanelere
ve hem hastalara Keykafus mutfağından ve hastasının derdine göre nefis yemeklerden hekimler istekleri ve arzuları üzere pişirtip hastalara verirler. Evliya Çelebi, bahar mevsiminde Darüşşifa bahçesinde yetiştirilen yasemin, gül, şebboy, karanfil, reyhan, lale, menekşe, erguvan, nergis, sümbül ve safran gibi çiçeklerin güzel kokularından hastaların şifa bulduğunu da gözlemler. Evliya Çelebi, hayrat sahibi Sultan Bayezid Han'ın bu külliyede hastalara şifa, dertlilere deva ve de divanelerin ruhuna gıda olması için bir musiki heyeti tayin ediyor. Evliya Çelebi diyor ki, Sultan 10 adet hanende ve sazende üstadları tayin etmişti ki, haftada 3 kere gelip hastalara fasıl çalarlardı. Hala bu çalıcılar devam etmektedir. Dinleyenlerin nicesi sazların sesinden hoş hal olurlardı. Zira bütün makamlarda ve sazlarda ruha gıda vardır. İngiliz Büyükelçisi'nin eşi Lady Mary, oğullarını burada Türk usulü çiçek aşısı ile tedavi ettiriyor. Evliya Çelebi sözü şöyle tamamlar. Edirne'de ne kadar hasta varsa bu Darüşşifa'ya gelir. Nice bin çeşit derman macunları dağıtılır ve selam. Ya burası muhteşem bir yermiş, sağ olasın. Hadi devam edelim. Buyurun efendim. Eyvallah. Edirne, 1585 tescilli tarihi eseriyle Floransa'dan sonra dünyada metrekare başına düşen tarihi eser yoğunluğu bakımından ikinci şehir. Merhabalar, selamlar, merhaba. Evliya Çelebi Edirne'yi şöyle metheyler. Öyle bir memlekettir ki geniş vilayeti bakımlı, halkı daima mutlu, suyu, havası ve meyvesi güzel, amber kokulu toprağı beğenilir, İrem bağı bir şehirdir. Geldik galiba. Sarayın alışverişine geldik, sarayı dolaşabilirsin. Eyvallah, çok sağ olasın. Edirne'nin bir kısmını böyle faytonla dolaşmak çok keyifliydi, sağ olasın. Haydi Allah'a emanet. Eyvallah. Çeşitli dönemlerde Edirne Sarayı'na yapılan ilavelerden birisi olan Av Köşkü 1671 yılında yaptırılmış. Saray içi gezime Av Köşkü'nden başlıyorum. Hadi bakalım. Sultan 4. Mehmet tarafından yaptırılan Av Köşkü'nün küçük bir parçası içindeyim. Çok şirin, sanki kuş kafesi gibi. Harika bir yer. Şair Nefi, Edirne üzerine yazdığı kasidesini muhtemelen burada kaleme aldı. Bu Edirne şehri mi? Yoksa meva cennetinin gül bahçesi midir? Orada padişahın sarayı, cenneti âlâ mıdır? Evliya Çelebi diyor ki, Sultan Süleyman Alman ülkesi gazalarına rağbet edince bu Edirne şehrini yuva edinir. Ve bu sarayı o kadar bakımlı ve şenlikle eyledi ki sanki cennet bahçelerinden Rıdvan bahçesi oldu. Yeni Saray, çok fazla bilinmeyen bir tarihi hakikatin Evliya Çelebi vasıtasıyla gün yüzüne çıktığı bir yerdir aynı zamanda. Evliya Çelebi Edirne'yi ziyaret ettiğinde
Kara Mustafa Paşa kendisini bu sarayda misafir eder. Henüz 21 yaşındaki paşanın Evliya Çelebi'den öğrenmek istediği tek bir şey vardır. Beç, yani Viyana. Evliya Çelebi ziyaretini şöyle anlatır. Paşa Beç Kalesi'nde ne kadar zaman oturdun, ne sağlamlıkta diye tam 2 saat Beç'i sordu. Hakir, sultanım Beç'i ne sorarsınız dedim. Kaymakam Mustafa Paşa, evliyam Süleyman Han'ın intikamını padişahımız almak isterse Beç seferine biz bile gidersek ihtimale göre Beç'in durumunu sorarım. Yoksa ne üzerimize lazımdır dedi der. Sarayın bu büyük arazisinde bugün görebildiğimiz yapılardan birisi de burası. Matbah-ı Amire, yani saray mutfağı. Sarayın sağlam kalan tek binası olan Adalet Kasrı, Edirne Sarayı'na Kanuni Sultan Süleyman zamanında eklendi. Kanuni'nin meşhur kanunlarını burada yazdırdığı söylenir. Evliya Çelebi, sarayın en yüksek binasının bu Adalet Köşkü olduğunu söylüyor. Şimdi Er Meydanı'na gidiyorum. Kırkpınar yağlı güreşleri en az Edirne kadar meşhur. Koca Yusuf, Aliço, Kurtdereli Mehmet gibi efsane güreşçilerin doğduğu Er Meydanı Kırkpınar. Büyük efsaneyi görür gibiyim. Tarih dehlizinde yürür gibiyim. Eyvah! Heyecandan ölür gibiyim. Edirne Kırkpınar Er Meydanı'nda beni bekliyorlar. Bakalım ne olacak? Yusuf Kaflı, Serhat Şehri, Edirne Trakya Birlik, Tayyip Baday, Tuğbel Korç, Emrah Kaya. Harun Akça, Evliya Çelebi, TRT 2. Evliya Çelebi, TRT 2. Baş pehlivanımız. Çok uzak yoldan geldik. Yollar büküm büküm. Cümletten selamun aleyküm. Allah Allah, İllallah, Muhammeden Resulullah, yiğit Türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Allah devam versin. Rumeli fethinde güreşe tutuşan 40 Akıncı anısına her yıl Temmuz ayı başında Edirne'de düzenlenen Kırkpınar güreşleri 600 küsur yıldır burada yapıla gelmektedir. Başka rakibim, Evliya Çelebi istiyorum. Evet. Devam et, güreşe başla. Kaçma, 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 güreşe gir, kaçma. Maşallah. Evliya Çelebi,
Çok güzel maç yaptı yaşına göre. Kaybetti ama bu Ataspor'u yağlı güreşte kaybetmek de var, yenmek de var. Her ikisini de tebrik ediyoruz. Buyurun bakalım. İçinden üç nehir geçen Edirne şehri birçok köprüye de ev sahipliği yapıyor. Bunların en güzellerinden bir tanesi üstünde bulunduğum Mecidiye Köprüsü. Hey, kolay gelsin. Merhabalar. Harika bir fikir ya. Meriç Nehri'nde kürek çekmek, gidip deneyeceğim. Edirne içinden geçen Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin üzerinde 9 taş köprü bulunuyor. Köprülerden Meriç Nehri üzerindeki 174 yıllık Mecidiye, bir diğer adıyla Meriç Köprüsü, Edirne'de geçmişi günümüze taşıyan en güzel yapılardan biri. Yeah! Selamlar. Merhaba Faruk Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz. Eksik olmayın. Eksik olmayın. Yani ben bunu hayatımda ilk defa bineceğim bugün. Yardımınızda. Bir kere ısınacağız o zaman demek ki. Bugün. Evet. İlk defa ısınacağız. Evet. Faruk Bey iki çifte kategorisi. İki sporcunun bulunduğu ve her sporcunun elinde de iki tane küreğin olduğu bir tekne sınıfı. Oturak raylı bir sistem üzerindedir. Hareket eder. Teknede basmam gereken yer teknenin tam ortası. Burada ayaklık iplerimiz var. Ayağımızı bağlayacağız. Kurtulmaması için. Birazcık sıkabilirim. Ellerimi kesinlikle birbirinden ayırmayacağım. Tuttuğumuz yerleri topaç demiştim. Topaç tutarken dikkat şu şekilde tutacağım. Kanca gibi şu şekilde tutacağız. Bütün denge, balans benim ellerimde. Hazırsanız başlayalım. Mehmet Hocam. Ben hazırım. Bize meydan okuyorlar. Ben hazırım. Haydi Vallahi yoruldum ama sizi tebrik etmeden edemeyeceğim. Biz de tebrik Bravo. Ederiz. Çok güzel evet. Bir yarıştı. Seni sadece tebrik etmek yetmiyor. Böyle kucaklamak da görüyor. Vallahi bravo. Bu ekip herhalde dünya şampiyonu olacak yakında. İnşallah. 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 Evet. Ciğer tavasıyla meşhur. Tavayı buldum. Şimdi ciğerin peşindeyim. Efendim çok teşekkürler. Böyle muhteşem bir yerde beni misafir ediyorsunuz. Çok heyecanlıyım. Biraz evvel de epeyce kürek çektim ben. Yoruldum. Faruk Bey, öncelikle hoş geldiniz Edirne'ye. Hoş bulduk. Sanat şehrimize. Çok teşekkürler. Gündüz de biraz yorulmuşsunuz. Biz de bu yorgunluğunuzu alacak size güzel lezzetler hazırladık. Şimdi afiyetle umarım yiyeceksiniz. Kara ağaç usulü közlenmiş mamzanımız var. Ana maddesi patlıcan. Gene kara ağacı özgü biber boranımız var. Acılıdır birazcık. Kara ağacı özgü acı biberimiz var içinde. Levanten peynirimiz var. Bu yörede yaşayan levantenden yapmış. Çok yaklaşık 400 yıllık bir geçmişe sahip. Yine Edirne'nin biliyorsunuz meşhur Edirne beyaz peynirinden var içinde. Keçi peynirimiz var.
Lor peynirimiz var, cevizimiz ve taze fesleğimiz var. Evet Faruk Beyciğim, Osmanlı mutfağının bir değerini sizinle paylaşacağım. Gömlek kebabımız var. Arkadaşım size servis ediyor. Biliyorsunuz Trakya'nın kuzuları meşhurdur. Tabii. Kuzu gömleğine sarılı bir kebabımız var, gömlek kebabı. Bunun içinde hem kuzu eti hem dana eti yarı yarıya zırhta çekilmiş, kalın çekilmiş. Baharatlarla tatlandırılmış ve içine Antep fıstığıyla beraber evet bir dolma haline getiriyoruz, evet. Kebap haline getiriyoruz ve ızgarada bunu pişirip böyle tadımlık olarak servis ediyoruz. Aman yarabbim. Üstadım nedir bu? Müthiş bir lezzet. Allah Allah. Ben de çok mutlu oldum. Şimdi beklenen lezzet var. Evet. Edirne'mizin meşhur tava ciğerimiz var. Evet. Gürcan Bey bize tava ciğer servis edecek. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Siz tadına bakarken ben de biraz ciğerden ilgili size bilgiler paylaşayım arzu ederseniz. Altın sarısı bu. Evet, evet. Evet, bu rengi yakalamak. Çok da ince kesilmiş. Evet. Tabii ki lezzetli olmasının en büyük özelliği Trakya'da yetişen kendi hayvanlarımızın geniş otlaklarımızda iyi beslenmesi, ana ciğerin lezzetini veren en temel unsur. İkinci unsurumuz tabii ki aşçılarımızın mahareti. Ciğer doğrama ustalarımız bunu gerçekten bir cerrah edasıyla zarını alıp sinirini teker teker temizleyip aynı elinizde gördüğünüz gibi yaprak şeklinde doğruyorlar. Edirne'ye gelen herkesin bu müthiş lezzeti, bu ciğeri, bu tarihi mekanda yemesini ve tatmasını istiyorum gerçekten. Bunu gönülden istiyorum. Şimdi de güzel bir tatlıyla baş başayız. Bu da saray mutfağından bir tatlımız. İsmi Tufahiye. Tufahiye tatlısı Fatih Sultan Mehmet'in çocuklarının sünnet şöleninde dağıtmış olduğu bir tatlı. Asıl hülasası elma. Üstadım bu da tufahiyelerin prensesiymiş. Meriç Nehri yanı başında akıp zamana karışırken ben de damağımda eşsiz tat bırakan bu lezzetlerle Edirne'ye veda ediyorum. Evliya Çelebi birçok defa ziyaret ettiği Serhat şehri Edirne faslını bir dua ile tamamlar. Dünyanın sonuna kadar bu güzel şehir Edirne felaketlerden korunup bakımlı ve şenlikli ola. Amin ya Muin.